Selam, ne yaptınız? Ben bugün sizlerle bir kutu açılımı yapacağım. Kutunun kapağını açtım çünkü gerçekten çok ağırdı ve şu an adresimin yazılı olduğu kağıdı atmaya çalışıyorum ama olmadı. Evet. Ürün Seç bana ulaştı ve dediler ki sana bir kutu yollayalım. Sen de bunun tanıtımını yap. Hani beğenirsen ürünlerimizi birazcık böyle gösterirsin falan. Ben dedim ki o süper olur tabii ki falan. Baktım Ürün Seç'e, gerçekten hani içinde puzzle'lar ve sürekli böyle hobi olarak kullanabileceğiniz malzemelerin çok güzel bir hani envanteri var aslında. Aradığım çoğu şeyi de buldum gerçekten. Ürünleri ben seçtim bu arada. Aradığım çok fazla şeyi bulduğum için de Ürün Seç'i beğendim. İlk izlenimlerimizi birlikte yapacağız. Ondan sonra beğenirsem şayet karantina kalkınca ben bir daha buradan alışveriş yaparım. Çünkü biliyorsunuz ki çok fazla böyle boya şeyidir, işte boya kalemidir, ne bileyim işte kağıt defter falan çok fazla kullanan biriyim. Şöyle de bir kutumuz var maşallah, çok da ağır gerçekten. Ben bunun iyi ki kapaklarını açmışım çünkü kaldıramıyorum. Madem öyle, birazcık Ürün Seç'ten bahsetmek istiyorum. Kendileri böyle hobidir, işte sanattır, o tarz malzemeler satan bir aslında site ve içinde de bir sürü böyle defter satan bir kısımları var, boya kalemleri satan bir kısımları var. Tam anlamıyla kırtasiye malzemeleri ve sanat malzemeleri satıyorlar. Bana 2 günde falan ulaştı bu kutu ve yaklaşık 3 gündür falan da balkonda duruyor. Yani hızlı aslında gönderileri. Ve sanırsam hemen bakıyorum, yurt içi kargoyla. Aynen, yurt içi kargoyla geldiler ki yurt içi kargoyu gerçekten çok severim. Şu an kutuyu açtım, size de şöyle göstereyim düşürmeden hiçbir şeyi. Burada aman Allah'ım, aman Allah'ım, Sıla Özkan sevgilerimizle diye şöyle bir kağıt, ama bu böyle kalın bir kağıt. Benden de sizlere sevgiler. Ve burada bardak altlıkları var ve bardak altlıkları benim selfimle yapılmış. Şöyle kendimi tamamlayayım mı kadrajdan? Aynen. Şu an tamamlanmış görünüyorum. Dur diye düşünüyorum. Çok garip bir görüntü. Çok teşekkür ederim. Çok tatlılar ve kişiselleştirilmiş ürünleri de var bu arada. Bu tarz şeyler isterseniz siz de yaptırabilirsiniz. Tatlı bir jest olabilir. Bana çok tatlı bir jest olarak geldi. Çok teşekkür ediyorum. Burada böyle ürünler hasar görmesin diye birkaç tane kağıt var. Bunların hepsi tabii ki geri dönüşüme gidecek. Çünkü evimin önünde geri dönüşüm kutusu var ve dışarı çıkamıyorum. Sadece oraya çıkabiliyorum. Çaktırmayın. Şimdi şunun kutusunu açarken sizlere bir şey anlatmak istiyorum. Dünden önceki gün ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Birden uyandım böyle ve üşümeye başladım. Ve hani halsiz hissediyordum da. Üşümeye başladım. Sonra korktum direkt. Aklıma çünkü korona geldi direkt. Hani acaba dedim korona mı oldum? Bir de hani evin dışından en çok çıkmayan kişi ailemizde abim ve beniz. Ve ikimiz de İzmir'den geldik geleli. Abim beni getirmişti İzmir'den İstanbul'a. Dışarı çıkmıyoruz. Bu da yani bir 30-32-33 güne falan tekabül ediyor. Hani ev halkının diğerlerinde hiçbir şekilde ateş ya da ne bileyim bir şey yok. Bende var sadece ve benim dış dünyayla onlar dışında tek bağlandığım kargolar. Eğer evden 30 gün çıkmayıp da kargolar yüzünden korona kaparsam yemin ediyorum çok sinirleneceğim. Ama yani önlemimizi alıyoruz. Mesela bu kutu yaklaşık 3 gündür falan dışarıda duruyordu. Her kitap geldiğinde hemen hani dışarıya koyuyoruz ve hiç ellemiyoruz. Elliyoruz kargoyu tabii ki. Şöyle alıyoruz, koyuyoruz ve hemen ellerimizi yıkıyoruz falan. Hatta bazen kargocu hani kargoyu verdikten sonra kapıyı yanlışlıkla kendi o kargoyu dokunduğum elimle örttüğüm için babam böyle kolonya falan döküyor, o derece. Gerçekten zor günler atlatıyoruz ama galiba benim ateşimin çıkmasının sebebi dişimin ağrıması. Çünkü şurası, çene hattım şöyle ağrıyor. Çok garip. Umarım şu an işimiz çıkmaz bir de bununla. Şöyle bir şey çıktı bu arada. Ben size bu muhabbeti anlatırken bunu göstermeyi unuttum. Şunu istedim çünkü çok fazla puzzle yapacağız. Ve puzzle'ımız için yapıştırıcı lazımdı bize bir tane. O yüzden bunu aldım. Şöyle de bir şey var. Sanırım puzzle'ların üstüne sürüp bunu böyle fışığı fışığı diye atıyoruz. Bayağı da ağır ha. Normal yapıştırıcılar gibi değil. Ve çok iyi. Bu arada bu çok uygun fiyatlıydı. Bilmiyorum puzzle yapıştırıcı piyasasını ama gerçekten hoşuma gitti. Şimdi burada ilk olarak her ürünü böyle şu köpüklü şeylerle yapmışlar. Böyle bağlamışlar falan. Çok iyi. Şu anlık onu çok sevdim. Gerçekten hani ilk gönderi diyedir belki diye falan düşündüm ama muhtemelen değil. Çok fazla satış yapan ve çok da memnun kalınan bir site. Araştırmıştım hemen, stoklarımı yaptım. O yüzden bir sonraki siparişim de böyle gelecektir muhtemelen diye düşünüyorum ama tabii bakacağız.
şöyle şeyler aldım. Şimdi onlardan bahsedeceğim size. 3 boyutlu puzzle alayım dedim. Çünkü hayatımda yaklaşık 2 kere falan yaptım bu puzzle'lardan ve çok aslında istediğim şeyler. Bunları böyle boyayabiliyorsunuz dışlarını ve çok güzeller. Bir tane kız kulesi aldım, bir tane de Anıtkabir aldım. Bunları böyle ailecek yapmayı planlıyoruz. Ya zaten bunlar hemen bitiyorlar. Yaklaşık 1 saatlik falan bir aktiviteniz ama 9.90'da. O yüzden hoşuma gitti ve yerli üretilmiş. Ahşap tutkal kullanılması tavsiye edilirmiş. Bakalım ahşap tutkalımız varsa bunları gayet yapabiliriz. Genel olarak alışverişim böyle bu arada. Evde oynanabilecek veya evde bizi meşgul edecek şeyleri almayı tercih ettim. Çünkü aksi takdirde birbirimize saracağız. Sürekli okey oynuyoruz ya. Sürekli. Bir süre sonra insanın okeyden de bıkası geliyor bu arada. Şimdi başka bir paketimizi açıyoruz. İlk olarak ders çalışmaya yardımcı şöyle motivasyon kartlarımız var. Bunun arkasında bilinçsel motivasyon kartları başarıya giden yolda azim ve kararlılığınızı destekleyerek çalıştığınız konuya konsantre olmanızı kolaylaştırıyormuş. Ve 50 adet özlü söz içeriyormuş. İyi çalışmalar diliyoruz demişler. Bir tanesine bakalım. Merak ettim. Kendini değiştirmeyen ve geliştirmeyene hiçbir güç yardım edemez. Mustafa Kemal Bayram'ın şöyle bir sözü. Ve muhtemelen ders çalışmak için de arkalarına notlar alacaksınız. Bu tarz bir şey bende olsaydı, ben edebiyat falan kazarken AYT döneminde çok mutlu olabilirdim. İyi ve muhteşem arasındaki fark sadece biraz daha gayrettir falan. Çok tatlı. Gerçekten çok çok tatlı. Ve iyi çalışmalar yazmışlar. Gerçekten böyle dışı falan da paketlemesi de çok tatlı. Tam olarak yapabileceğiniz ders çalışırken yardımcı olabilecek bir şey gerçekten. Ardından burada bilinçsel doğa ajandası var. Ajanda. Biliyorsunuz ki hayatımda en sevdiğim şeylerden birisi de ajandalar. Ve şu an bunun geldiği için çok mutluyum. Annem çok güzel. Çok çok güzel. Şöyle ajandanın içi ve minicik çok güzel o da. Eylül, Ekim, Kasım aylık planları var. Hayatımda hep böyle bir aylık planı olan bir ajanda edinmek istemiştim. Şu an geldiği için aşırı mutluyum gerçekten. Ve böyle çok hani planlayabileceğiniz şekilde düzenlemişler. Mesela atıyorum pazartesi saat falan yazıyor, tarih yazıyor. Tarihsiz olması da çok güzel. Hep hafta hafta yapmışlar. Güzel çünkü istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şu an alsanız hani 2093'te bile kullanmaya devam edebilirsiniz. Tarihsiz ajandaları seviyorum. Doğa ajandası dışı da çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Çok çok aşırı hoşuma gitti. Ben bunu şimdi kullanırım. Kendime bir ajanda daha bulmanın vermiş olduğu mutlulukla şu an bayağı şeyim, iyiyim. Burada bir sürü böyle doğadan fotoğraflar var bu arada. Fotoğraflar da çok iyi. Ve altında da böyle motivasyon konuşmaları var. Mesela bunda kazanmaya değiyorsa beklemeye de değer yazıyor. Çok hoşuma gitti. Hatta annem çok güzel. Bir tane daha bardak altlığımız var ve bu böyle ağaçlı, sonbahar temalı. Aşırı güzel. Bu ne ki diye düşünüyordum. Bu bir tohum kalem değil mi? Şöyle bir tohum kalemimiz var. Biz daha yeşil bir dünya düşünüyoruz. Bir kalem, bir ağaç yazıyor. Bunları çok seviyorum. Bir kere daha başka bir siteden gelmişti bana ve ekmiş gerçekten. Bu neyin tohumu acaba? Bilmiyorum. Ama bunu bugün bu videodan hemen sonra ekeceğim ve sonrasında da gelişimini böyle saksım olacak bir tane. Ve sizlerle gelişimini böyle Insta Story'de paylaşacağım. Her hafta falan büyüdüyse özellikle. Onu da bekleyin. He. Bu da bu bizim birlikte böyle büyüttüğümüz sevgi ağacı olsun. Ürün seçti. Çok tatlı bir şey yapmış. Çok teşekkür ederim. Burada felsefe kartları var. Eleştirel düşünmeye yardımcı diye. Yine aynı mantık motivasyon kartlarıyla sanırım. Ama bunun içinde neler varmış? Hemen yine dayanamayıp birkaç tanesini bir kurcalayacağım. Yine aynı şekilde şöyle boşluklar var yazabileceğiniz. Ve arkasında da felsefe görmek istemediklerimizi gösterir. Başta ne kadar cahil olduğumuzu sonra ne kadar küçük olduğumuzu yazan bir şey var. Ve burada da kafadaki her gürültü düşünce değildir falan yazıyor. Bu kartların dokusu da bu arada çok güzel ve arkalarına da güzel yazı yazabilirsiniz. Yani dağılmaz kaleminiz öyle bir yapıları var. Hoşuma gitti yine. Çok güzelmiş. Sonra burada çok tatlı bir kart var. Herkes için sevgi kartları. Çok tatlı değil mi? Tam bir arkadaşa alınması gereken hediye ya. Çok tatlı. Gerçekten kutusu falan da çok güzel ve çiçekli böcekli böyle bunun kutusu diğerlerine nazaran. Seni seviyorum ve bu her şeyin başlangıcı ve sonu.
Ah be, yakın. Burada gerçek sevgi sevilenin iyiliğini ister yazıyor. Eğer aşkın ne olduğunu biliyorsan bu senin sayendedir yazıyor. Çok tatlı. Bunu da çok beğendim. Ya sevgiliye ya arkadaşa alınması gereken ya da annenize babanıza alınması gereken güzel bir kart seti. Ama ben kutuyu şöyle aynen. Kutuyu parçaladım sandım. Bir an üzülmüştüm. Ve burada da bilim kartları var. Bir sürü kart setim oldu şu an gerçekten. Bilim etiğini kavramaya yardımcıymış bunlar da. Bakalım hemen bir tanesine. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Doğru. Sözü çok severim bu arada. Bilim doğanın esas gizemini çözemez. Çünkü son tahlilde biz kendimiz çözmeye çalıştığımız gizemin bir parçasıyız. Bu da doğru. Yeryüzündeki şartların düzelmesi sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır. Albert Einstein yazmış. Bu arada her kartın şeyinde bir tane böyle simge var. O aşırı hoşuma gitti. Mesela bunda bir büyüteç var. Gösteremiyorum çünkü odaklamayacak kamera zaten. Bunda beyin var falan. Bayağı güzel. Bayağı hoşuma gitti. Arkaları da yine geçenki gibi. Ders çalışırken böyle ihtiyacınıza göre sevgi kartıdır, işte motivasyon kartıdır alabilirsiniz. Özellikle motivasyon kartını ders çalışırken seveceğinizi düşünüyorum. Sonra şöyle bir tane daha paketimiz var. Ve daha büyük paketlerimiz de var. Çünkü büyük paketlerimiz puzzle'lar ama puzzle'lara en son girişeceğim. Böyle bir şey görmüştüm ben mesela ve bu aşırı hoşuma gitmişti. Pastel kalemler genel olarak bunlar ve böyle hani highlighter dediğimiz böyle altını çizmek için kalemler. Bu aşırı hoşuma gitti. Pastel renklerin zaten hastasıyım. O yüzden bunu çok beğendim. Bunlar yetmiyormuşçasına şöyle bir şey daha aldım. Bunlar böyle Faber-Castell'in highlighter seti. Aslında bunu almamın sebebi şu sıralar çok fazla reading yapıyoruz. Yani okuma yapıyoruz. Yine cool olduğumu düşünüyorum. Şu sıralar çok fazla okuma yapıyoruz. Çünkü hani online eğitim okumalarla idare ediyoruz. Film izlemektense. Film de izliyoruz tabii de. Okumaları genelde ben yazıcımdan çıkartıyorum ve altlarını çizmem gerekiyor önemli yerlerin. O yüzden bunlar kullanmayı şu anlık seviyorum ve evde de bir iki tane kalmıştı. Dedim şimdi komple karantina falan olursa iki tane alayım, stoklayayım, garanti olsun. Burada not defteri var. Not defteri ama böyle biraz daha ajanda gibi. Bunu açayım mı? Açmayayım mı? Açayım mı, açmayayım mı? Bilmiyorum. Açacağım ya. Ene. Bir şey diyeyim mi? İdeal günlük boyutu. İdeal günlük boyutu ve ideal günlük çizgili defteri. Çünkü hem dışı tamamen böyle şey, pek fazla böyle dikkat çekmeyecek bir defter. Hem de çizgileri çok belirgin değil. Hani belli belirsiz çizgilerin olması daha iyi günlüklerin. Bunu ben günlük olarak kullanacağım belli ki. Güzel. Beğendim şu an. Çok hoşuma gitti bu hatta. Şu an çok fazla günlüğüm var ama bir dahaki alışverişimde eğer şey yaparsam bir daha alışveriş yapmayı çok düşünüyorum buradan. Çünkü güzel ürünleri ve uygun fiyatlı. O yüzden muhtemelen şey yapacağım. Bundan size de bir tane alacağım. Güzel olur. Tam olarak çünkü istediğim tarzda bir günlük ve eminim ki bulmakta siz de zorlanıyor olabilirsiniz. Çünkü allı belirli şeyler oluyor hep günlük deyince. Burada Gupta'nın sonsuza kadar diye böyle bir ajandası var. Aşırı hoşuma gitti. Çok güzel değil mi? Ülkemle ilgili olan şeyleri görünce tüylerim diken diken oluyor. Çok mutlu oluyorum. Ve bu ajanda çok güzel gibi görünüyor. Şu an çok heyecanlıyım ama açamıyorum. Şu renge bakar mısınız ya? Gerçekten Türk bayrağımız çok asil bir bayrak. Herkese nasip olmayan bir şey bu. Çıkartamıyorum. Bu böyle ajanda olarak da kullanabileceğiniz, defter olarak da kullanabileceğiniz, genel olarak babalara falan hediye alınabilecek bir tarzda defter. Yine aynı mantıkı az önce gösterdiğim kırmızıyla şöyle göstereyim. Bu da yine belli belirsiz çizgilere sahip. Bunu ben biraz daha böyle ajanda olarak kullanırdım. Niye öyle diyorum? Çünkü tam olarak hani zaten iki tane defterim var. Muhtemelen birini günlük, birini ajanda yapmam gerekecek ama aşırı hoşuma gitti. Dokusu çok güzel. Hani tam olarak böyle iş kadını veya iş adamı şeyi vermiyor mu? Vibe'ı. Gerçekten öyle geldi bana. 120 yaprakmış. Gayet de güzel kağıdın kalitesi falan da hoşuma gitti. Birazdan şimdi bu kargoyu açtıktan sonra şey diyorlar evdekiler ne geldi biz de bakalım falan. Onu göstereceğim ve görürsünüz. İddiaya varım babam çok sevecek onu. Şimdi devam edelim. Şöyle bir şey var. Puzzle. Evet sonunda puzzle'lara geldik ve çok fazla puzzle'ımız var. Biraz korkuyorum. Bunu açacağım ama neresinden açayım bilemedim. Anatolian markasının puzzle'larını duymuştum ve hatta bu işte gönderi yapılmadan önce benim istediğim bir puzzle vardı. Onun stoğu anında tükenmişti. Ondan sonra işte ürün seçtiği yetkili kişilerle konuştum. Bu arada çok ilgililer, çok teşekkür ederim ilgilerine. Ve sonra da işte siz istediğiniz bir puzzle'ı koyun bana sürpriz olsun dedim. Ve onlar da The Bookshop isimli bu puzzle'ı koymuşlar. Ve puzzle yıkılıyor. Çok güzel. Çok çok güzel değil mi? Bu böyle İzmir'de
bir sahaf var. Ben oraya çekim için gitmiştim. Kemeraltı'nın altlarında bir sahaf. Şey değil, Sevgi Yolundakiler değil. Aynı o. Gerçekten aynı o. O mu bilmiyorum. Ne yazıyor? Yo, değil galiba. Ama çok güzel. Ve hani onu hatırlattı ve şu an İzmir İzmir diye ölüyorum. O yüzden aşırı mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Bu 260 500 parçaymış. Şey diye bekliyorum ben bunu. Küçük paket olunca 500 parça sanmıyordum. 260 sanıyordum. 500'müş. Allah yardımcımız olsun. Şimdi son paketimiz var. Şöyle iki tane puzzle var sanırım bunun içinde. Aynen. 260 parçalı bunlar. Hani şu kutunun bile hiçbir yerinde hasar olmaz mı be arkadaş? Gerçekten en ufak bir vurma, işte ne bileyim, hasar yok. İmkansız bir şey başarmışlar resmen. Karton kutu bile zarar görmeden gelmiş. Burada en sevdiğim, çok istediğim, şu stoğu bitmesin diye ağladığım puzzle'lar. 260 parçalı ve ismi de Serenity, huzur diye geçen bir puzzle. Çok güzel bir manzara değil mi? Kendimi şey gibi hissediyorum. Nineler falan şey yapar ya, manzara güzel falan diye böyle tablo asarlar. Gerçekten aşırı güzel değil mi? İlk yapmaya başladığımız puzzle'ın bu olmasını istiyorum ama duruma göre bilmiyorum hangi puzzle'la başlarız. Çünkü ailemle yapacağız. Benim de söz hakkım var ama genel olarak 4 kişi olduğumuza göre 4'te 1 oyun var ama ben bundan yana kullanacağım oyumu. Çok güzel ve bunu yapmak istiyorum. Bunu yapmak için gerçekten çıldırıyorum. Çok güzel. 260 parçalı bu arada. Ve şöyle nasıl burada yapacağınıza dair de koordinatları var. Şu an çok üzülerek söylüyorum. Çok dolu dolu bir kutuydu ama son şeyi gösteriyorum size. Ve son şey çok güzel. Kedilerle dolu bir plaj. Çok güzel. Şuradaki eleman çok tatlı değil mi? Gözlük takmış bir de. Şapşik. Gerçekten böyle kedilere bitiyorum ya. Ketsan yazan bir tane güneş kremi var burada bir de. Kumdan kale yapmışlar ya. Sizi yerim. Bu da 260 parçalı değil mi? Aynen, bu da 260 parçalı. Ve yine aynı muhabbet. Kedilerin plaj keyfi. Böyle bir tane kedi kendi kovaya atmış. Kuyruğu var. Çok tatlı ya. Gerçekten çok mutluyum. Bu arada bunların toplam fiyatı sanırsam 200 liraydı ama 200 lirayı biraz geçiyor da olabilir. Hani ne kadar tuttuğunu bilmek isterseniz onu da söylemiş olayım. Gerçekten hem puzzle'lar için hem ajandaları kullanmak için hem de şu motivasyon kartları için. Motivasyon kartları çok güzel. Çok heyecanlıyım. Şey için de çok heyecanlıyım. Doğa ajandası için. Onu çok beğendim gerçekten ve muhtemelen böyle bir kısmını doldurmaya başlayacağım bugünden. Evet. Ürün seçten başka bir alışveriş yapmamı istiyorsanız lütfen aşağıya not düşün bu arada. Ya bunların arasından size hediye çıkartmak istiyorum aslında ama kargoya gidemiyorum. Gidemeyeceğim de muhtemelen ama bir sonraki alışverişimin bir kısmını, bundan da bir kısmını bir köşeye ayırıyor olacağım. Çok fazla kırtasiye ürünüm var şu an hediye edilebilecek. Sonra size bir koli yapıp onları çekilişe yollarım ama şu anlık bir çekiliş sözü vermek istemiyorum. Çünkü diğer çekilişler de dondu. O yüzden birazcık daha beklemeniz gerekebilir. Karantina sonrası birden böyle büyük bir çekiliş yapacağım. Bunun içinden de bazı şeyler orada olacak. Eğer istediğiniz bir şey varsa ne olur bunu istemeyin. Huzur Serenity benim olsun. Puzzle'lar dışında diyelim. Puzzle'lar dışında istediğiniz bir şey varsa yazın. Hatta puzzle'ları da istiyorsanız yazabilirsiniz ama stokları tükenirse söz veremem. Size de diğer alışverişimde birkaç tane şey alayım böylece. İstediğiniz şeyleri yazın. Evet, bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Ürün Seç'e gerçekten çok teşekkür ederim. Çok ilgili bir ekipte ve çok yardımcı oldular bana. Çok sağ olsunlar. O zaman bir sonraki videoda koronadan ölmezsem görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.